Koronavirüste herkes evinde olsa bile hırsızlar yine de çalacak bir şeyler buluyor. Şu ortamda hepimizin suya ihtiyacı varken inanılır gibi değil ama hırsızlar Beylikdüzü'nde girdikleri apartmanın su sayaçlarını çaldı. Yani bu vicdana sığmaz. Burası da alt kat, burada da iki tane çalmışlar. Hırsızlar bu zor günlerde bunu da yaptı. İşte bu apartmanın su sayaçlarını çaldılar. Lavaboya gidemiyoruz, elimizi yıkayamıyoruz, kapıyı açamıyoruz. Hırsızlar koronavirüs dinlemedi. 20 daireli apartmanın su sayaçlarını çaldı. Apartmandaki herkesi susuz bıraktı. Sabah yandık, banyo yapacağız, su yok. Böyle bir günde işte yaptıkları insafsızlık. Söyleyeyim, Allah belasını versin ya. Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinden çıkmamaya özen gösteriyorlar. Tabii evde oldukları için de evlerini temizleme durumundalar ve suya ihtiyaçları var. Ancak hırsızlar işte insanların suyuna göz dikti. Beylikdüzü'nde bulunan bu apartmana gelen iki hırsız gece 2-2.30 sıralarında içeri girdikten sonra su sayaçlarına yöneldi. Giriş kattaki 4 tane su sayacını çaldı. Bu da başımıza geldi ve şaka gibi. Ayakkabıyı anladık, her şeyi anladık da su saati bu dönemde insanlar can derdiyken. İnsanların böyle bir dönemde suya, temizliğe ihtiyacı varken onların kalkıp insanları böyle bir olayla baş başa bırakması yani pes dedirtti artık. Onunla yetinmediler, daha sonra alt kata indiler, buraya geldiler ve burada da iki tane su sayacını çaldıktan sonra buradan uzaklaştılar. Şimdi elimi yıkayamadım. Çocuklarıma dokunamıyorum. Şunu satacakları 5 TL falandır hurdacılara. Ya bunu alan hurdacılara gidip aslında bir şeyler yapmak lazım. Yani. Hurdacılar bunu alıyor yani. Bunun çalıntı olduğunu biliyor. Nedir onun değeri nedir? Bana dese ki acın 20 lira ver. Hiç param yok, bulur veririm ya. Hırsızlar 76 yaşındaki Rıza Demir'in de su sayacını çalmıştı. O da sabah uyandığında büyük bir şok yaşadı. Ancak İSKİ'den ekipler geldi ve Rıza amcanın sayacını bağladı. Virüs var, onlar da fırsattan istifade. Kimse sokağa çıkmadı. Gece vakti işte çalmışlar. Hırsıza kilit dayanmaz. Bakın Ramazan Çayı'nda yine su sayacı çalınmıştı. O da sabah ilk şoku atlattıktan sonra önce polis merkezine gitti. Ardından İSKİ'ye gitti. Ve bir nalbura uğradı ve su sayacını aldı. Birazdan su sayacını takacak ve o da suyuna kavuşacak. 100 lira bu su saati. Hurda niyetine 2-3 liraya verecek de ne yapacaklar? Polis sayaçları çalıp birçok kişiyi susuz bırakan onursuz hırsızların peşinde.